İyi günler. İsmim Gökhan Işık. Size patentini ve markasını aldığım ürünü tanıtmak istiyorum. Bu ürün elektro, akustik, klasik ve bas gitar çalışmaları için tasarlanmıştır. Bu ürünün işlevi, başta saydığım enstrümanlar çalışırken bozuk olan çalım tekniğini düzeltmek ve reflekslere motor beceri kazanmak içindir. Ürünün ismi H-Metal Gitar Method R-Bumps'tır. Yani Türkçe telaffuzu H-Metal Gitar Method koluklarıdır. Ürün, daha çok gitar çalışmalarında başarısız olan insanlar için tasarlanmıştır. Şimdi isterseniz size ürünün kısımlarından başlayarak çalışma şeklini anlatayım. Ürün iki koluktan ibaret olup kolukların üst tarafına ve baş parmaklara takılan askılar bulunmaktadır. Kolukların eldivenlerin parmaklarının üst kısmı plastiklerle kaplıdır. Sol elin parmaklarına geniş bir lastik yerleştirilmektedir. Sağ elin işaret ve orta parmağı arasına küp şeklinde bir plastik yerleştirilir. Şimdi bunların ne işe yaradıklarını açıklayalım. Kol ve baş parmağa takılan askılar, iki kolun birbirine senkronize biçimde çalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Yani kolluklar olmadan çalarken bir kolumuzun tümü eller de dahil diğerine baskın çıkabilir ya da iki kolumuzun tümü çalarken güçsüzleşebilir. Askılar bu sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Eldivenlerin parmakların üst kısımlarındaki plastikler parmakları kontrol etmek için tasarlanmıştır. Metronomla çalışabilirsiniz ama sadece metronomla çalışmak bazen işe yaramayabiliyor. Kolluklar ve metronomla birlikte çalışıldığı zaman vuruşlardaki bu bozukluklar tamamen ortadan kalkacaktır. Dirseklere takılan topuklar, ileri derece çalışmalar, özellikle picking, dağ picking veya benzeri mekanik çalışmalar yaparken oluşan kasılmaları engellemek için tasarlanmıştır. İleri derece çalışmalarda kollarda bir kasılma pozisyonu oluşur. Ne işe yaradığını daha net anlamak için sol iki parmağınızı sağ dirseğinizin arasına yerleştirerek picking veya dağ picking özellikle dağ picking egzersizlerini birkaç defa yapmaya çalışın. Mutlaka farkı anlayacaksınız. Klavyedeki sol el için takılan lastikler egzersiz yaparken parmakları ayrıca hızlandırmak için tasarlanmıştır. Sağ pena çalan elin işaret ve orta parmağının arasına takılan plastik, sağ elin bozuk şekilde gelişen ritimleri ve özellikle arpej çalışmalarını engellemek için tasarlanmıştır. Arkadaşlar, burun hiçbir kısım eksik olmadan çalışılmalı, yoksa istenilen sonucu elde edemezsiniz. Şimdi çalışma şekline geçelim.
Evet. Şimdi kolluklarımızı takalım. Önce üst taraftan başlıyoruz. Ben sağ tarafı tercih ediyorum. Bu kopça olan kısımları üst tarafa gelecek. Eldivenlerimizi takıyoruz. Sonra dirsek topuklarımızı takıyoruz. Bunlar böyle kasılmaları engellemek için tasarlanmış. Sonra lastiğimizi takıyoruz. Sol elimize. Bu lastik sayesinde klavyedeki hakimiyetimizi daha da sağlam almış oluyoruz. Sonra küp şeklindeki plastik olan aparatı şu işaret ve orta parmağımızın arasına yerleştiriyoruz. Evet, bu şekilde. Bunun nedeni de vuruşlardaki bozuklukları düzeltmek için. Bunu zamanla anlayacaksınız zaten. En son askılarımızı ilk önce üst tarafa takıyoruz. Sonra baş parmağı. Bu şekilde. Bu askıları takmanın nedeni de gitar çalarken kollar kendiliğine bırakıyor. Bu bırakmayla birlikte gitar çalmakta zorlanır hale geliyoruz. Kolların kendini bırakmaması için üst taraftan askıları taktığımızda kollar otomatikman sistemli bir şekilde birbirlerine senkronize oluyorlar ve çalışımız çok daha hatasız hale geliyor. Bu şekilde. Kadar.
Evet. Kolluklarla gitar çalış şeklini kısaca size anlatayım. İlk önce hangi enstrüman olursa olsun, elektro, akustik, klasik ve bas gitar, bu şekilde klasik gitar tutuşunu gerçekleştiriyoruz. Ve penayla çalım tekniği ne çalıyorsak, iki kolumuzda da askı olması gerekiyor. Kollara gelince klavyedeki sol el hangi çalışma olursa olsun oynatma payı bırakabiliyoruz. Ama sağ pena tutan el için bu mümkün değil. Sağ pena tutan el bu şekilde yerleştiriyoruz ve oynatmadan nizami bir şekilde çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bunun nedeni işaret ve orta parmağının gelişmesi için. İşaret ve orta parmağı geliştiği zaman pena ile çalım tarzındaki hatalar tamamen ortadan kalkmış oluyor. Yani eller hava, yani pena tutan elin havada kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu kesinlikle olmaması gerekiyor. Fingerstyle gelince, yani parmakla çalım tarzına gelince, işaret ve orta parmağı arasındaki plastiği çıkartmış oluyoruz. Ve sağ kolumuzdaki askıyı da çıkartmış oluyoruz. Ama sol kolumuzda askı mevcut olması gerekiyor. Ve çalışmamızı bu şekilde devam ediyoruz. Askılara gelince, baştan askılarla çalım tarzında zorlanabilirsiniz. Baştan birkaç egzersizi askısız çalın. Ama sonradan mutlaka askıya alışmaya çalışın. Çünkü askı olmadan hataları düzeltmek pek mümkün değil. İyi günler. Evet, metronomu açalım. Şimdi bu hızda böyle bir egzersiz yapıyorsak eğer, metronom BMP değerini düşürüyoruz ve vuruşları çift kat olarak yapıyoruz. Göstereyim. Evet, yine bir egzersiz daha yapalım. Şimdi bu hızda böyle bir egzersiz yapıyorsak eğer,
olmuyorsa yine BNB değerini düşürüyoruz ve çift kuruş olarak devam ediyoruz. Evet, son bir egzersiz daha. Kolu tarihimize geçmeden önce size etkili bir ve kesin bir yöntem göstereyim. Sol baş ve işaret parmağınızı sağ dirseğinizin arasına yerleştirin. İyice yerleştirin ve kıvrılmamasını sağlayın. Picking veya dağ picking egzersizini deneyin. Ben size dağ picking egzersizini göstereyim. Bu kolluklar başlangıç seviyesinden ileri seviyeye her seviyede kullanılabilir. Yalnız başlangıç seviyesinde kollukları hemen geçmeyin. Ellerinizin biraz alışması için çalışacağınız termojideki birkaç egzersizi yaptıktan sonra geçilmesi daha uygun olur. Yani elleriniz biraz alışsın ve hızlansın. Yani tamamen hazır hale gelsin. Çalışırken yine başarısızlık oluyorsa metronomu biraz daha aşağı tempoyu düşürdüm. Ve sivri bir pena kullanın. Ve tek vuruşluk egzersizleri çift vuruşlu hale getirin. Zaten bunu videoda göstereceğim. Çalışmakta olduğunuz terminolojiden sapmadan, yani birinci egzersizi atlayıp 5. egzersize veya 30. egzersizi atlayıp 35. egzersize geçmeden çalışırsanız hatasız ilerlemeniz daha kesin olur. Kollukları kesinlikle ayakla çalışmayın. Klasik gitar pozisyonuna getirin ve öyle çalışın. Orta seviye veya altında gitar çalıyorsanız çaldığınız bütün kısımların hatasız olması gerekir. Hatalı olan kısımları küçükten büyüğe kollukla çalışın ve öyle devam edin. Kolluklardaki askıları her egzersizde veya 20 dakikada bir 5-10 dakika dinlenmek suretiyle çıkartın. Yine kollukları her saatte bir tümden çıkartın. 10-20 dakika dinlenmek suretiyle yine. Yani bunun nedeni kollarınızda ağrı veya şişlik olmasın. Böyle sorunlar yaşamayın. Ve çalışırken ani hareketler kesinlikle yapmayın. Yani burada bir sakatlanma riski olabilir. Her dinlenmede bir kollarınızı sert bir şekilde ovalayıp masaj yapın ki kollarınızda bir ağrı veya sızı yine olmasın.
Armoni ve çok ileri seviye çalışırken bir egzersizi iki defa çalmalısınız. Çünkü ilk önce egzersizi kolluksuz çalmalısınız daha rahat belirli bir hıza ulaşmak için. Armoni çalışırken de bu çok önemli. Kesinlikle zorlanmamalısınız. Sonra aynı egzersizi kollukla çalarken ilk çaldığınıza kıyasla vuruş hızınızı bir tık daha düşürün. Bu çalıştığınız egzersizi daha hatasız hale getirecektir. Kollukları metronomla çalışırken vuruş hızınız çalışmakta olduğunuz terminolojinin vuruş hızından bir tık daha altında olmalı. Her çalışmada özellikle picking, dağ picking veya benzeri mekanik çalışmalarda derinden nefes alıp vermeye çalışın. Bu kolluklar yine belirttiğim gibi akustik, klasik ve bas gitarlar için de kullanılabilir. Penayla çalarken aynı şekilde ama fingerstyle'inde ise sağ için askıya gerek yok çünkü bunun nedeni fingerstyle'de kollar birbirine senkronize olabiliyor. Arkadaşlar, kolluklarla çalışırken 150 BPM hızının üstüne kesinlikle çıkmıyoruz. Bu ürün bir prototip için kötü olabilir ama vaat edilen bütün her şeyi karşılıyor. Çıkacak olan ürün tabii ki böyle olmayacak. Çok çok daha kaliteli ve çok daha rahat olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bu ürün daha önce eşi benzeri görünmemiş bir üründür. Yani böyle bir şey daha önce tasarlanmadı. Yani bu ürünün işte bir daha önce de belirttiğim gibi reflekslere motor beceri kazandırması için yani elektronun yanında akustik, klasik ve bas gitar için de kullanabiliyorsunuz. Daha önce belirttiğim gibi. Bu ürünün işlevi yine söylemeliyim ki yani bir terminolojiden gidiyorsanız yani giderken yani bir terminolojiyi kullanmak zorundasınız. Bütün kısımlarını bu kollukta çalışırsanız terminoloji bittikten sonra herhangi bir parçayı çok rahat biçimde hiç zorlanmadan çalmaya başlayacaksınız. Yani ayrıca bu ürünü kullanırken ciddi biçimde spor da yapmış oluyorsunuz. Bu kolluklar 14 yaş üstü çocuklar için geçerlidir. 14 yaş altı çocuklar için pek uygun değil çünkü çalışma ağır gelebilir. Kollarda kızarıklık, morarma. 14 yaş altındakiler bunu pek kaldıramayabilir. Ve kızlar için de pek uygun olduğunu söyleyemem. Kızlar için de biraz ağır bir çalışma. Ama 14 yaş üstü kızlar için tercih kendilerine kalmış. Bu ürün birkaç kullanmayla çok yoğun farkını hissettirse de çalışmakta olan terminolojinin sonuna kadar bu ürünle çalışılmazsa çok yol kat edemezsiniz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aranızda bu ürüne ihtiyaç duyanlar mutlaka vardır. Eğer kanalıma abone olup bu reklamı beğenirseniz ve paylaşırsanız ürün en kısa zaman içinde elinize geçecektir.